Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak Okurlarımdan öncelikle özür diliyorum. Gazze'de çocukların öldürüldüğü bir süreçte, dünya genelinde Müslümanlara azap çektirildiği bir dönemde, Türkiye'de Cumhuriyet üzerinden dindar insanlara had bildirilmeye kalkışıldığı günlerde, konuları rakı eksenine hapsetmek bazılarımızca gereksiz görülebilir. Bu görüşte olan okurlarıma yüksek sesle itiraz etmeyi saygısızlık olarak görürüm. Ama her konunun Cumhuriyet'e getirilip bağlandığı Türk Türkiye'de Gazze'ye yardım etmek için dahi Kemalistlerin bize ne sizin de bir Atatürk'ünüz olsaydı siz de kurtulurdunuz dedikleri bir süreci yaşıyoruz. Daha düne kadar üniversitelerde başörtünün yasak olduğu Türkiye'de şimdi kafamıza kafamıza vurup üniversitede okuyabiliyorsanız Cumhuriyet sayesinde Atatürk sayesinde diyen Kemalistlerle aynı havayı teneffüs ediyoruz ve o Kemalistler aldığımız havayı bile Atatürk'e ve Cumhuriyet'e cumhuriyete bağlayabiliyorlar. Sanırsınız ki dünya genelinde nefes alan tek ülke Türkiye. Çünkü Türkiye cumhuriyetle yönetiliyor. Çünkü Türkiye'nin bir Atatürk'ü var. Diğer ülkelerse havasızlıktan ölüyor. Çünkü onların cumhuriyeti de yok, Atatürk'ü de yok. Oysa işin gerçeğinde Kemalistlerin derdi ne cumhuriyet ne de Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'yu işgalden kurtarmak için çalışan komutanlarla birlikte hareket eden Mustafa. Mustafa Kemal. Bugünkü Kemalistlerin derdi rakı. Hayır ne abartıyorum ne de uyduruyorum. 30-40 yıl önceki gazete arşivlerinden bir haber bulup size sunarak bu tespiti yapıyor değilim. Cumhuriyetin 100. yılında sanki tartışılacak başka bir şeyimiz yokmuş gibi, Cumhuriyet dediğimiz yönetim şeklinin özeti rakıda gizliymiş gibi, May Diageo isimli rakı üreticisi firmanın genel müdürü Levent Kömür'le röportaj yapıyorlar. Yok canım, yalan olarak rakı üzerine değil. Hani adam rakı firmasının genel müdürü olur ama röportajın başından sonuna cumhuriyetten bahseder. Adamın işini karıştırmayın derseniz öyle değil. Rakı üretici firmanın genel müdürüyle yapılan röportaj rakı muhabbetiyle başlıyor, rakı güzellemesiyle devam ediyor ve sonunda cumhuriyetle nokta konuluyor. Biliyorum tahayyülünüz ne kadar geniş olursa olsun yok canım bu kadarı da biraz abartılı. Cumhuriyetle rakının ne ilgisi var diyeceksiniz. O zaman Oksijen internet sitesinde yayınlanan o röportajdan alıntılar vereyim. May Diageo isimli rakı üretici firmasının genel müdürü Levent Kömür konuşuyor. Rakı asla eskimeyecek bir içki. Rakı her devrin içkisi değil, bir devrim içkisi. Bir şekilde kendi devrimini yapıyor. Sen de amma kuruntu sahibisin Ali Bey. Adam devrim diyor, sen hemen cumhuriyete yoruyorsun diyeceksiniz. İçki üreticisi firmanın rakıcı genel müdürü devam ediyor. Rakı kadehi'nin eski adı nedir? Limonata bardağı. İçine rakı koyunca adı rakı kadehi oluyor. Beyaz peynir rakı peyniri oluyor. Kavun rakılık kavun oluyor. Evet, hala cumhuriyete gelemedik ama biraz sabredin. Bakın rakı ile cumhuriyet bağlantısını içkici müdür nasıl kuruyor? Soruluyor. Size göre cumhuriyetle neler değişti? Öncelikle bir arka plandan bahsetmek gerekiyor. Cumhuriyetle beraber değişen üç ana şey var. Birincisi bir imparatorluktan ulus devlete geçildi. Bu sanatı da kültürü de devletin kendisini de kamuyu da değiştirdi. İkincisi kişi için tebaadan yurttaş vatandaş olmaya geçiş. Bu da birçok alt konuyu değiştirdi. Üçüncüsü hilafetten cumhuriyete geçiş. Bu layık arka plan çok önemli. Ve altın vuruş geliyor. Yeme içme kültürü de dahil birçok şeyi bu pencereden okumak gerekiyor. Rakı ve meyhaneden bir arada söz etmeye çalışacağım. Çünkü meyhane olmadan rakı yok. Rakı olmadan meyhane var ama rakı onu değiştirmiş. Rakının öyle bir adaptasyon özelliği var. Şimdi gelin de Gazze'ye insani yardım götürmek istediğimizde koşun koşun isterseniz İsrail'e karşı savaşın bile siz gidebilirsiniz ama bizi bu işe karıştırmayın. Bizim cumhuriyetimiz var. Onların da olsaydı. Onlar da kurtuluş savaşı verseydiler diyerek bombalanan hastanelerde ölen çocuklara acımayanların cumhuriyet diye bir değerleri olduğuna inanın. Ben inanmıyorum. Bunların cumhuriyet diye bir değerleri yok. Bunların olsa olsa rakı diye bir değerleri, değersizlikleri var. Bunların hayatları meyhane, hayatları gazino, pavyon, şarkı, türkü. Bunlar cumhuriyeti bile getirirler meyhaneye bağlarlar, rakıya bağlarlar. Rakının devrim içkisi olduğunu söylerler, değişimin öncüsü olduğunu iddia ederler. Hayatın tamamına rakı penceresinden bakar, rakı penceresinden yorumlar rakı olmazsa hayatları felç olur. Rakı olmazsa hayatın anlamı olmaz. Akşam saat 22'den sonra açık alanlarda içki satışı olmasın dediğimizde onun için kıyameti kopartırlar. Hayat tarzımızı değiştirmek istiyorlar diye onun için tepinirler. Piknik alanlarında içip içip sağa sola saldıranlar var. Buralarda içki tüketilmesin denildiğinde onun için cumhuriyet derler. Laiklik derler. Tepin tepin tepinirler. Gazze'de çocuklar ölüyormuş. Onlara ne? Gazze'de hastaneler bombalanıyormuş. Kemalistlere ne? Gazze'de kadınlar öldürülüyormuş. Türkiye'ye ne? Bunların derdi rakı. Bakınız rakıcı genel müdür tüm Türkiye'yi rakıcı yapmak isterken Gazze'de ölen çocuklardan bize ne sözünün içini nasıl dolduruyor. Meyhanede işçi de patron da olabilir. Kimlik açısından baktığınızda Rum da Ermeni de Türk de var. Spor açısından baktığınızda Fenerbahçeli de var, Galatasaraylı da. Herkesin kendi gibi olabildiği ama kendi gibi olmayanlarla da beraber olduğu bir yer meyhane. Türkiye'yi biz uyandıramadık. Belki Rakıcı Genel Müdürü uyandırır. Rum da, Ermeni de, Türk de meyhanede diyor. Cumhuriyetin arka planını anlatan Rakıcı Müdür. Toprağımızı işgal edenleri de, içerden bizi çökertmek isteyen, arkadan hançerleyenleri de meyhanede Türklerle buluşturuyor. Ama Çanakkale Savaşı'nda 7 düvele karşı Türkler savaşırken yardıma koşan Filistinli ile buluşturmuyor. İşte Rakı'nın özeti budur. Cumhuriyeti rakı ile anlatanların da özeti budur.